İlk üçüncü gündeyiz. Bir sevgi pıtırcığı ortamı var. Ama bu ortamın içerisinde dikkatimi çeken bir şey var ki gerçekten kimin ne düşündüğünü hani kırmayayım diye dikkat ediyorsun ama net ve direkt yorumlarını yapıyorsun. Evet. Olması gereken de bu. Hı. Yarışmadaysanız eğer, bunu hissetmek istiyorsanız eğer ki hissedeceksiniz. Ben bir galaya bakacak onu biliyorum. Hepinizin bir gala görmesi gerekecek. Henüz rekabet pek hissedilmiyor farkındayım. 11 haftamız var. Çok uzun bir süre değil. Bir sezon için çok çok uzun bir süre değil. Her şeyi hızlı hızlı yaşayacağız. Ve bu 11 haftada giden geri dönmeyecek. Bizim böyle bir alışkanlığımız vardı. İşte elenen belki geri dönebiliyordu. Dışarıdan yeni bir yarışmacı dahil olabiliyordu. Çok kısa bir süre. Süratli hareket etmeniz lazım. Rekabeti hissetmeniz lazım. Bu anlamda bir uyarıda bulunmak istedim. Yani burada kim ilk o ciddiyeti ve disipline yakalarsa öne çıkacak olan da odur diye söylüyorum. İster kayıt içi ister kayıt dışı. Kendinizi göstermek 16 kız. Kendinizi göstermek istiyorsanız bir an önce karakterlerinizle var olmak zorundasınız burada. Sizi zaten olduğunuz gibi biliyorlar ve sizinle ilgili zaten belli bir fikirleri var. Esra'nın hareketi çok doğruydu. Kendisiyle ilgili özel bir şey paylaştı. Bir farklılıktır o. Ama ya hepiniz şu anda bilindiğiniz gibisiniz. Buraya ne niyetle geldiğinizi, ne için burada olduğunuzu bir şekilde seyirciye geçirmeniz lazım. Burada oturduğunuz saatin değmesini istiyorsanız. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Evet, yani kendini engellemeden yorumlarını yapabiliyorsun. Evet. Bu güzel bir şey rekabet adına. Hı hı. Bu bir yarışmaysa olması gereken. Çekinmiyorum. Yani hani olması gerekeni yapmaya çalışıyorum. Tabii ki kırmak istemem ama gördüğümü de söylemeye çalışıyorum. Zaten rekabet de bunu gerektiriyor. Evet. Berna. Ayakkabıları çok beğendim ama onun dışında özel olarak çok beğendiğim bir parça yok. Sen genel olarak gördüğüm kadarıyla stilli bir kadınsın. Birazcık daha başka bir şey bekliyordum. Star parça zaten ayakkabı. O yüzden. En az çantayı beğendim. Küçüklüğümüzde böyle içi renkli kolonya dolu şeyler vardı. Küçük bohçacıklar. Onlara benzettim. Hiç beğenmedim. Bilmiyorum yani belki doğru bile değildir ama. Bir ceketin içinde ne var acaba? Bunca derinin arasında kumaşını anlamadığım şapkayı çok algılayamadım açıkçası. Full derilere bürünmüşken şapka neyin kafası diye düşündüm. Eldivenleri beğendim. Şapka da şunun kafası açıklayayım. Ayakkabı da bu aynı kaşmir diyebileceğim kırmızı siyah parça olduğu için siyah taktım. Yani deri taksam herhalde çok derilere boğulmuş olurdum. O yüzden öyle yapmadım. Takmadığın halde bence yine de çok deriler olmuş ama eldivenleri çok beğendim. Teşekkür ederim. Simge. Bu kombinin aynısını, birebir aynısını ben şeyde yaptım. Birkaç hafta önce kendi özel hayatımda. Fakat ben böyle şu şekilde kombinlemiştim. Üzgülü böyle kalın yün tarzında, konç tarzı çorap. Hı hı. Ve postallarla aynen böyle şapka, üstlerimde deri ceket ve aynen bu eteğin aynısı. Hı hı. Ben seni öyle görmek isterdim. Nişantaşı'nda sokak partisinde gidiyorsun. Sokak partisi değil, Nişantaşı'nda yılbaşı partisi dedim. Ha, öyle aha, değiştirdim, aha, tamam. Değiştirdim. Öyle görmek isterdim. Bence star parçan ayakkabın değil, çantan. Ayakkabılar bence hiç o file çorabın altına olmamış. Çok karışık duruyor. Ya frapa anlaştırmış. Hazır mısın Tuğçe? Hazırım. Geçebilirsin. Buti 3400 lira, çorap 7 lira, çanta 20 lira, eldiven 190 lira, deri etek 140 lira, bluz 120 lira, ceket 250 lira, şapka 40 lira. Tuğçe, bugünkü hayal kırıklıklarımdan biri sensin. O kadar fazlasın ki böyle deri fuarında standı dikkat çeksin diye standların önüne bir tane manken giydirilir. Aşırı yakacılır, o aşırı sensin. Lütfen eldivenlerini çıkar. Lütfen şapkanı çıkar. Bir saniye. Lütfen ceketini çıkar. Hah. Çantayı bırak. Ceketimi aslında çantayı giymeyecektim. Bırak. Çantayı bırak. Ama hepimiz beraber yorum yapabiliriz bu arada. Evet, bu şu aynı bilgideyiz değil mi? Hepimiz. Aynen. Önünü açar mısın? Sırayla değil. Önünü açar mısın ceketi? Açarım aslında. Aslında giymiyordum ceketi ama.
Evet. Tamam, yok kapatabilirsin. Bu görüntü daha da çünkü bölüyor. Kapat sen önünü. Şimdi... Ceketim yok. Bak, deri etek kombinlenirken Esra mı deri kalem etek giymişti dünyada önceki gün? Deriyi bir tane bırakıp üzerine kumaş koymak, olabiliyorsa kaşmir, olamıyorsa kaşe koymak derinin güçlenmesini sağlar. Ama sen bu kadar beş benzemezi bir araya toplayarak derinin o gücünü, iktidarını bitirmişsin. Hiç sevmedim. Ve dün gördüğüm kadın nerede? Bu kadın nerede? Farklı bir şey yapmak istedim bugün. Bak hep söylüyorum. Farklı olmak demek her zaman şık olmak demek değil. Aha. Farkı şıklıkla birleştirebileceksen farklı ol. Yoksa no. 6. Duçe parça tek tek güzel ama kombin çok fazla oldu. Aynı katılıyorum. Hakkı'nın yorumunu aynı ben yapıyorum. Ayakkabı da çok güzel ama onu da bir kere daha kullan görmek istiyorum. Ama daha spor. Kullanabilir kot miyim? Kot pantolonu ile bir kombin yap. Merak ediyorum ne yapacaksın. Ben çok düşük puanları vermedim bugün. Sana da vermeyeceğim. 7 veriyorum. Teşekkür ederim. Söyleyecek bir şey fazla kalmadı. Çünkü hepimiz hemfikiriz. Ayakkabıların çok hoş. Onu başka şekilde de değerlendirebilirsin. Şapka boğdu. O saçlar böyle bilmiyorum arkaya topla nasıl duracak. Ama yani pek tutulur tarafı yok. 5 diyorum ki daha çok gayret ettiği. Ben de ayakkabıyı çok beğendim ama bu parçalı etekli ayakkabıyı öldürmüşüm bir kere bu üstündekilerle, onu söyleyeyim. Makyajınla da iyice mahvetmişsin. Ben başka bir Tuğçe, bugün çok özel bir Tuğçe bekliyordum. Ama bugün çok düşük puanlar vermedim. Sana da aynı şekilde vermeyeceğim. Çünkü zaten çabanı biliyorum. Bugünkü hatanın sen de farkındasın zaten. 7. Teşekkür ederim.